da Denizli'deyiz. Denizli antik çağlardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, antik şehirleriyle de önemli bir uygarlık beşiğidir. Bu videomuzda Laodike antik kenti getireceğiz ekranlarınıza, izliyoruz. Denizli'nin 6 kilometre kuzeyinde yer alıyor, merkeze oldukça yakın bir konumda. Laodike antik kentin kuruluşu M.Ö. 3. yüzyıla dayanmaktadır. Seleukos kralı 2. Antiyokos tarafından karısı Laodike adına kurulmuştur. M.Ö. 130-129 yıllarında Roma'ya bağlanmıştır. Aynı zamanda Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de buraya Ladik denilirmiş. Geçici olarak UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Bölgede kazı çalışmaları halen tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan 20 odalı kiliseli peristilli ev de gün yüzüne çıkartılmış durumda. Efes'ten sonra Anadolu'nun en büyük antik kenti konumunda bulunuyor. Burası erken Bizans döneminde metropollük seviyesinde dini bir merkez konumundaymış. Laodike Kilisesi, Büyük Konstantinus zamanında M.Ö. 313 yılında Hristiyanlığın da serbest bırakılması ile birlikte yapılmıştır. Kent M.Ö. 4. yüzyılda hac merkezi olma özelliğine sahip olmuştur. Bu nedenle de Hristiyanlık için çok önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Kiliseli peristilli evin yaklaşık 2000 yıllık olduğu tahmin ediliyor ve 2000 metrekarelik alana inşa edilmiştir. Dönemin villası diyebileceğimiz bu evin bir bölümünün ibadethaneye dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştır. 20 odası bulunan bu villa konumundaki evin ana sisteminin değiştirilmeden 7. yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca bu evde hamam, barınma yerleri ve ticarethaneler de bulunduğu belirtilmektedir. Hristiyanlığın 1. yüzyılın ortasından itibaren nasıl yayıldığına dair verilere ulaşmak için de bu ev oldukça önem taşımaktadır. Kentin en önemli gelir kaynağı kavşak noktasında bulunmasından dolayı ticaretti. İlk sırayı tekstil oluşturmuş olsa da hububat, mermer ve canlı hayvan da en önemli gelir kaynaklarının başında gelmekteydi. Antik kent içerisinde bir şehrin ihtiyacı olan tüm yapılar bulunmaktadır. Laodikya'nın günümüze kadar gelen en önemli yapıları içerisinde Anadolu'nun en büyük stadyumu, Zeus Tapınağı, Anıtsal Çeşme, 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 2 ana giriş kapısı, meclis binası, tapınakları, kiliseleri ve anıtsal cadde yer almaktadır. Kentin dört tarafı ise nekropol alanları ile çevrilidir. Büyük tiyatro 20 bin kişi, küçük tiyatro ise 15 bin kişi kapasitelidir. Her dönem yaşanan şiddetli depremler neticesinde yıkılan kent, tekrar inşa edilerek ayağa kaldırılmış, İmparator Phokas döneminde meydana gelen büyük depremden sonra kent terk edilerek Babadağ'ın kuzey yamaçlarına, Denizli, Kaleiçi ve Hisarköy'e taşınmıştır. Kentteki kazı çalışmaları halen devam ediyor ve yapılan kazı çalışmalarına göre M.Ö. 5500 ve M.Ö. 7. yüzyıla kadar yerleşim alanı olduğu belirlenmiştir. Burası gezmeniz ve görmeniz gereken en önemli antik şehirlerden biridir. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda yeni bir antik şehirle birlikte tekrar sizlerle olacağız. Görüşünceye kadar hoşça kalın.